4 Kasım'dan beri Kandıra Cezaevi'nde aslında rehin tutulan eş başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ'ın genel kurulumuza ve halkımıza paylaşmak için gönderdiği mektubu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle son haftalarda bombalı saldırılarda yaşamını yitiren asker, polis, sivil yurttaşlarımıza rahmet, yaralara acil şifalar diliyorum. Yaşanan şiddeti ve bu şiddete yol açanları lanetliyorum. Aynı zamanda ortak acımızı ayıran, taziyelerde bile birleşme zemini tarif eden, vicdanen samimiyetimize siyasi etiketler yapıştırıp bu zor günleri dayanışma ve demokratik yapıcılıkla aşma niyetlerini karartan siyasi anlayışı da kınıyorum. Bugün ne yazık ki doğrudan siyaset yapma hakkım ipotek altında olduğu için genel kurula dolaylı sesleniyorum. Baskı ve antidemokratik uygulamaların hep doğrudan yaşandığı bu ülkede demokratik söz hakkını kullanmak ise dolaylı olabiliyor ancak. Ben bu seslenişi kaleme alırken partimin eş başkanlarla birlikte tutuklu milletvekili sayısı 12'ye ulaşmıştı. Tutuklanan parti yöneticilerinin sayısı da 3000'e dayandı. Dışarıdan neredeyse muhalefet bırakılmadı. Ama iktidar hala memnun değil. Hala öfke siyaseti yapıyor ve öfkesini sözünde ilkelerinden başka gücü olmayan HDP'ye boca ediyor. Hedef gösteriyor. Sorunu çözemeyen, bizzat sorunun kaynağı haline gelen iktidar başka bir sorun merkezi icat ederek orayı taşlatmaya ayinleri düzenliyor. Bugün 12 HDP'li seçilmişin hapsedilmiş olması partimize yönelik yok etme, tasfiye etme operasyonunun meclis çatısı altındaki halidir. Milyonlarca yurttaşın oyunu, iradesine seçme hakkını alenen gerçekleştirilen bu operasyon darbecilerin yarım bıraktığı işi tamamlamaktan başka bir şey değil. Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı belki de meclisteki birçok milletvekiliyle birlikte bu hapishanelerde olacaktık. Son bir yılda meclisin başına gelenlerden kendisi dışında herkesi sorumlu gören iktidar partime dönük siyasi linç ve tavsiye kampanyası sorumluluğunu sağlayabileceği düşünüyorsa yanılıyor. Soruyorum, ülkenin içine düştüğü çıkmazın faturası HDP'ye kesilince, seçilme sahip olduğumuz mazbatalarımız ayaklar altına alınınca yeni saray koalisyonu aciz HDP linç ve nefret ayinleriyle örtülünce ne oluyor? Gerçek buharlaşıyor mu? Bakın hala varız ve zulmün esaretin karşısında öncekinden daha haklıyız. Hatırlanmalıdır ki bundan önceki bütün iktidarlar da ezilen halklarımız ne zaman merkezi siyasette güç olmaya başladıysa bu gücü ve gerçeği buharlaştırmak için elinden geleni ardına koymadım. Ama bir partinin yaşayabileceği en ağır saldırılar kayıplara rağmen yine buradayız. Ve emin olun teker teker onar onar hapsedilsek de katledilsek de yine geleceğiz. Daha güçlü geleceğiz. Çünkü bizler saf bir kişiden ibaret değiliz. Halklarımızın gelişen yeni siyaset gerçeğiyiz. Bir halkın hayallerinin, isteklerinin gerçek olmasından korkanlar, kendi küflenmiş siyasi statükosunu tehdit altında görenler bu gerçeği değiştiremezler. Bu durum aynı zamanda bir temsiliyet krizi, dolayısıyla TBMM'nin krizidir. Ancak başkanlık kurumu başta olmak üzere bütün bir meclis mekanizması böyle işleyiş ve meşruiyet krizi yokmuş gibi davranmaktadır. Yasama dokunulmazlığı orta yerde dururken yasama süreçlerinde alıkonulan her tür siyasi haktan mahrum bırakılan 12 milletvekilinin tutuklu olduğu bir mecliste her şey normalmiş gibi davranılamaz. Ülkenin o halde kanun hükmünde kararnamelerle yönetildiği bir ortamda demokratik temsil mekanizmasının işlediğinden söz edilemez. Üstelik bu şekilde kötümleştirilen bir meclisin anayasayı değiştirme iddiası gerçekçi olamaz. Meclis gündemine getirilen anayasa değişikliği koşullar demokratik biçimde değişmediği durumda bir dayatma, zorlama olabilir ancak. Diğer yandan gerek anayasa tartışmalarının bütününde gerekse de 4 partiyi kapsaması gereken tüm siyasi işleyiş ve muhataplık süreçlerinde HDP'nin dışlanması sonucu başta kadık hale gelmiştir. Ne hazindir ki Türkiye kurtarıcı bir model getireceklerini iddia edenler var olan temsili parlamenter modelin de canını okumaktadır. Bütün yetki ve otoriteyi tek elde toplama sevdası bir ülkenin iyi kötü varlığının borçlu olduğu temsili meclis modelini tasfiye ediyor. İleriye doğru gelişmeyen HDP ve demokrasi dinamiklerine dar gelen meclis şimdi geriye savruluyor. Önerilen anayasa 20. yüzyılın kral padişah organlarına, diktatörlüklerindeki danışma meclislerine benzetiliyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmaktan çıkıyor. Başkanlık anayasasını savunan tüm meclis bileşeni gözümüz içine baka baka ama karşısındaki duvarda yazılana bakmadan millet egemenliği tek kişiye bağlamak iyidir diyor.
artık milletin en yüksek yüce temsilini tek kişide birleştiriyor. Bunun adı ne denildiğinin bir önemi yok ama kesinlikle demokrasi değil. Halkın siyasi yönetimindeki temsili varlığı temsilcinin tek elinde değildir. Bu varlık yok edilemez. Temsiliyet sorumluluğu kötüye kullanılamaz. Vekil partisinden önce kendine oy veren yurttaşının temel evrensel siyasi haklarını, çıkarlarını korumakla yükümlüdür. Bu nedenle yurttaşın temel siyasi varlığını ve iradesini yok edecek bir rejim değişikliğini onaylamak, halkın vekili aracıyla yanlışa yönlendirilmesi demektir. Bugün günlük siyasete doğrudan katılmayan halklarımıza kendi egemenliğinde vazgeçmek dayatılıyor. Bir toplumu bizler mi egemen olalım yoksa bizim adımıza tek bir kişi mi her şeye egemen olsun seçimiyle yüz yüze bırakmak bir siyasi tükeniş yaratır. Dayatılmış bir anayasa referandumunun yol açıldığında, daha doğrusu topluma tek yol bırakıldığında bunun adı demokratik seçim, milletin teveccühü olmayacak. Bu gerçeği halklarımıza tek yol bırakanlar da çok iyi biliyor. O hal ve ağır baskı koşullarında yasak, sansür, yalan ve ölümlerin ortasında muhalif her sesin kısıldığı, hapse atıldığı, alternatif yoldan gitmeye cüret edenlerin iktidar hışmına uğradığı bir atmosferde adil, meşru bir seçimden, oylamadan söz edilebilir mi? Velhasıl 82 Anayasası referandumunda olduğu gibi bugün de halk seçmeyecek, seçmeye zorlanacak. Seçim yapmak için özgür olmak gerekir. O da bu ülkede yok. Eğer her şeye rağmen bugün mecliste demokratik siyasette ısrar ediyorsak, bunun tek nedeni halklarımızdan koparılıp alınan bu seçme özgürlüğünü kazanmaktır. Tabii siyasi özgürlükler temsiliyet bazında dahi bu çatının altında mumla aranır noktaya gelmişse, özgürlükleri kazanma derdi sadece bizim olamaz. Bu gidişi durdurulamazsa meclis çatısı altında tüm yaşam alanlarında dokunacak, koruyacak bir şey kalmayacak. Bugün siyasi faaliyetlerimiz ve kürsüde söylediğimiz sözler nedeniyle yargılanıyoruz. HDP ile konuşmayı beceremeyenler şimdi mahkemeler aracılığıyla konuşuyor bizimle. İktidarın seviyesi bizim sözlerimizin seviyesine yetmemiş olacak ki şimdi yargıç kürsüsü seviyesinde tepeden hesap sormaya çalışıyor bizden. Bizler yasama sorumsuzluğu hakkımızı kullanmıyoruz ama bizleri tutuklatan meclis çoğunluğu tarihteki en sorumsuz ve rahat günlerini yaşıyor sanki. Bizlerin hapisliği yargılanması meclis kurumuna bir ayıp değilmiş gibi sanki çivi yerinden çıkmamış ve HDP dışında herkes şerbetliymiş, kimsenin başına böyle bir şey gelmezmiş gibi belayı başımızdan yargıya attık, başka da sorumluluğumuz yok der gibi bir rahatlık hakim. Anayasanın evrensel temel hükmünü delip dokunmazlığımızı kaldırma görevini yerine getirenler, bağımsız yargının görevini yapacağından eminler. Ne diyeyim? Dilerim ki halkın temsil hakkını mahkeme kaplarına paspas edenler, yargının bağımsızlığını ve güvenilirliğini bizim gibi doğrudan test etme şansına mahzar olurlar. Bugün tutuklanmamız, yargılanmamız, yani esas olarak görevimizden alıkonmamızın sorumluluğunu yargıya havale edenler, yarın memleketi de yargı yönetiyordu mu diyecekler. Yargının siyasete müdahalesinin önünü açıp kurumsallaştıranlar, asıl sorumlular olarak sorumluluklarını karartamazlar. Bu hayatı kriterde sergilenen sorumsuzluk, düşünülen aksine bize değil, Türkiye'nin asgari politik standartlarına zarar veriyor. Bize gelince tutsak edilen ilk siyasetçiler olmadığımızı biliyoruz. Mecliste doğmadığımız için onun dışındaki her yerde yaşamayı, kendimizi ve iddialarımızı sürdürmeyi biliriz. Ama her şeye rağmen meclisin demokratik bir temsil mekanizması olarak tahkim edilmesi, halklarımızın içermesi ve birleştirmesi için mücadeleden de vazgeçmeyiz. Milyonların bu meclisteki hakkını yedirmemek içindir bütün mücadelemiz ve vazgeçmeyeceğiz. Partimizin bütün birleşenleriyle Türkiye'nin yapıcı ve demokratik yeniden kurucu gücü olma iddiasında hiçbir koşulda taviz vermeyecek. İnanıyorum ki bundan bütün Türkiye kazanacak. Kurulu selamlıyor, ülkemizin özgür, demokratik geleceğine hizmet eden bir çalışma süreci diliyorum. Figen Yüksekdağ. Biz de buradan bir kez daha tutuklu olan eş genel başkanlarımız, başta Sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere diğer grup başkan vekillerimiz ve milletvekillerimize buradan saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Tekrardan hepinizi selamlıyorum.